Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde çarpma işlemi ile ilgili problemlere başlıyoruz. Biraz yaklaştırıyorum. Evet, birinci soruyu okuyarak problemlerimize başlıyoruz. Saatteki hızı 117 km olan bir motosikletli 7 saatte kaç kilometre yol gider? 1 saatte 117 km gidiyormuş. 7 saatte ne kadar gittiğini bulmak için 117 ile 7'yi çarpma yapmamız gerekiyor. Hemen çarpıyorum. 7 kere 7, 49. 49'un 9'u elde var. 4. 7 kere 1, 7. 4 de burada 11. 11'in 1'i elde var. Bu kez 1. 7 kere 1, 7. 1 de elde, 8. Demek ki 819 kilometre yol gidiyormuş motosikletimiz. Kolay bir problemdi. İkinci problemimiz. Bir çiftlikte 68 koyun, 115 tavuk. 76 at vardır. Bu çiftlikteki hayvanların ayak sayılarının toplamı kaçtır? Hemen sırasıyla hayvanların ayaklarını buluyorum. 68 koyun. Koyunların 4 ayağı olduğu için 68 ile 4'ü çarpıyorum. 4 kere 8 32. 32'nin ikisi elde var 3. 4 kere 6 24. 3 de burada vardı. Onu da topluyorum. 27. Tavukları buluyorum şimdi 115 tavuk 2 ile çarpıyorum 2 ayağı olduğu için 2 kere 5 10 10'un 0'ı elde var 1 2 kere 1 2 bir de elde 3 oldu 2 kere 1 2 230 tane de tavukların ayakları çıktı. Şimdi atların ayaklarını buluyorum 76 ile 4'ü çarpıyorum. 4 kere 6 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 4 kere 7 28. 2 de elde vardı. 30. 304 ayakta atlardan. Atların ayakları oldu. Şimdi bütün hayvanların ayaklarını topluyorum. Çünkü sorumun sonunda ne diyordu? Bütün hayvanların ayak sayılarının toplamı kaçtır? 304 272 ve 230'u alt alta yazarak topluyorum. 4 2 daha 6 7 3 daha 10 elde var 1 4 oldu 6 8 demek ki 806 ayak varmış diğer kağıdımıza geçelim üçüncü problemimiz 15 katlı bir apartmanın her katında 8 daire vardır her dairede 5 oda olduğuna göre bu apartmanda kaç oda vardır şimdi bir 15 katlı bir apartman var ve her katında 8 daire var. Biz ilk önce dairelerin sayılarını bulalım. 15 ile 8'i çarpıyorum. 8 kere 5 40. 40'ın 0'ı elde var 4. 8 kere 1 8. 4 de elde vardı 12. 120 daire oldu. Ve her dairede 5 oda varmış. 120 ile de 5'i çarpıyorum. Böylece toplam oda sayısını bulacağım. 5 x 0 0. 5 kere 2 10. onun 0'ı elde var 1. 5 kere 1 5 bir de elde vardı 6. Demek ki 600 oda varmış bu apartmanda. Dördüncü problemimiz 2 basamaklı en büyük doğal sayı ile rakamları farklı 3 basamaklı iki kez yazmışız 3 basamaklıyı. Bir tanesini silelim. Evet 3 basamaklı en büyük doğal sayının çarpımı kaçtır? Şimdi burada sayılar verilmemiş ama ipuçlarını değerlendireceğiz. 3 basamaklı en büyük doğal sayı ama rakamları farklı diyor. Hemen onu yazıyorum önce. 900. Dokuz 9'u bir daha yazamam. Rakamların farklı olması lazım. 87. 9, 8 ve 7'yi yazdım. 987 oldu. 2 basamaklı en büyük doğal sayı. 2 basamaklı en büyük doğal sayımız 99. Ve bunların çarpımı. Hemen çarpma işlemine geçiyorum. 9 ilk önce bununla başlıyorum. Birler basamağından. 9 kere 7 63. 63'ün 3'ü elde var. 6. 9 kere 8 72. 6 da elde 78 oldu. Evet bu kez elde var 7. Çünkü 78'in 8'ini yazdım. 9 kere 9 81. 7 de elde 88. Evet. Yine 9 ile çarpıyorum. Yine aynısı çıkması lazım. 9 kere 7 63. Yine aynı rakamlar çıkacağı için hemen yazıyorum. Ve topluyorum. 3 8 3 daha 11. 11'in biri elde var 1. Verdim 9. 9 8 daha 17. Yine elde var 1. 9 yine 17. Yine elde var 1. Verdim 9. Evet 97.713 oldu. Beşinci problemle problemlerimize devam ediyoruz. 274 sayısının 39 katının 157 fazlası 20.000'den ne kadar eksiktir? Şimdi yine sırasıyla işlemlerimizi yaparak gidiyoruz. Neydi? 274 sayısının 39 katını bulacağım önce. 274 ile 39 katı dediği için 39'u çarpıyorum. 9 kere 4 36. Elde var 3. 9 kere 7 63. 3 de burada var 66. Bu kez elde var 6. 9 kere 2 18. 6 da bu elde vardı. Onu da toplayınca 24 oldu. Şimdi 3 ile çarpıyorum. 3 kere 4 12. Elde var 1. 3 kere 7 21. Bir de elde vardı. 22. Bu kez elde 2 var. 22'nin ikisini yazdım. 3 kere 2 6. 2 de elde var. 8. Dikkat edin çocuklar. Elde olduğunda kenara yazıyorum. Bunu sizin için yazıyorum. Siz çarpma işlemi yaparken eldeleri kenara yazarsanız unutmazsınız. çarpma işlemini yaptıkça ondan sonra artık yazmanıza gerek kalmaz. Zihninizden tutarak çarpma işlemimize devam edersiniz. Şimdi topluyorum sonuçlarımı. 6 6 2 daha 8 4 2 daha 6 2 8 daha 10 10.686 çıktı. Şimdi bu sayının 157 fazlası diyor. Yani bulduğum sayı 10.686'nın 157 fazlası dediğine göre toplama yapıyorum. 6 7 daha 13 elde var 1 9 oldu 14 yine elde var 1 7 bir daha 8 0 aşağıya 1 aşağıya 10.843 sorumun son kısmına geldim bu, bu sayı 20.000'den ne kadar eksiktir yani 20.000'den 10.843'ü çıkarırsam ne kadar eksik olduğunu bulacağım 20.000'i 20 yazıyorum Burada da çıkarma işlemini hatırlamış olacağız. 10.843'ü çıkarıyorum. Evet. Şimdi çıkarma işlemine dikkat edin. Sıfırdan 3 çıkmaz. Ne yapıyoruz? Komşudan 10'luk alacağız. Ama komşuda da yok. Burası beklesin. Bu diğer komşuya müracaat ediyor. Bu komşu diğerinden isteyecek. Hiçbirinde yok. Ta nereye kadar gidiyorlar? En sondaki 10 binler basamağındaki 2'ye kadar gidiyorlar. Ve buradan alıp buraya verdik. Burası oldu 10. Burada ne kaldı? 1 kaldı. Rakamların üstünü çizmiyorum. Fazla karışık olmasın diye. Şimdi buradan buraya bir tane gönderdik. Burada 9 kaldı. Bunu çizeyim. 9 kaldı. Şimdi buradan diğer komşuya gönderdik. Burası oldu 10. Yine burada 9 kaldı. Ve en son basamağa geldik. Buradan Birler basamağına gönderdik. Burası oldu 10. Burada 9 kaldı. Şimdi artık çıkarma işlemini rahatça yapabilirim. 10'dan 3 çıktı. 7 kaldı. 9'dan 4 çıktı. 5 kaldı. 9'dan 8 çıktı. 1 kaldı. 9'dan 0 çıktı. 9 kaldı. Burada 1 kalmıştı. 1'den 1 çıktı. 0. Demek ki bulduğumuz sayı 20.000'den 9.157 eksikmiş ve böylece cevabımı tamamlamış oldum. Son sorumuza geldik. Bir kırtasiyeci 287 düzine kurşun kalem almıştır. Bu kalemlerin 1687 tanesini sattığına göre satamadığı kaç kalem kalmıştır? Hemen 287 düzine dediğine göre bir düzine hatırlayacaksınız 12 tane oluyordu. 12 ile çarpıyorum. Bakalım kaç kalem almış? 2 kere 7 14. 14'ün 4'ü elde var. 1. Bu kez zihnimden tutuyorum artık eldeleri. 2 kere 8 16. Bir de elde vardı. 17. Yine elde var. 1. 2 kere 2 4. Bir de elde 5. 1 kere 7 7. 1 kere 8 8. 1 kere 2 2. Topluyorum. 4. 7 7 daha 14 elde var 1 6 oldu. Yine 14 çıktı. Yine elde var 1 3. 3444 tane kalem almış. Bu kalemlerin 1687'sini satmıştı. 3444 kalemden 1687'yi çıkarıyorum. 4'ten 7 çıkmaz. Komşudan aldım 14. 14'ten 7 çıktı 7 kaldı. Burada 3 kaldı. 3'ten 8 çıkmaz. Diğer komşudan aldım. 13. 13'ten 8 çıktı. 5. Burada yine 3 kaldı. 3'ten 6 çıkmaz. Komşudan aldım. 13. 13'ten 6 çıktı. 7 kaldı. Burada 2 kaldı. 2'den 1 çıktı. 1. Demek ki satamadığı 1750 kale, 57 kalem kalmış. Bu problemle dersimizin sonuna geldik. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum.